Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT AYT geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 22. güne. Dikdörtgen konusunu işleyeceğiz sizinle birlikte bugün. Ve hani üçgenlerde biz dik üçgene çok önem vermiştik ya, bir de benzerliğe çok önem vermiştik ya, İşte orada biz o konuları çok iyi anladığımız için şu an dikdörtgen konusunu çok iyi bir şekilde yapacaksın. Yine üçgen bilgisi ve eski bilgiler. Tabii ki paralel kenardaki öğrendiğimiz bilgiler de yine geçerli olacak. İşte eski bilgilerimizle şu anki konuyu çok rahat bir şekilde yapabileceğiz. Bunu zaten derste göreceksin biraz sonra. Hadi bakalım ne yapalım, derse başlayalım ama başlamadan önce şafak sayara bakıyorduk. Gel şafak sayara bakalım. Şimdi burada bakıyoruz sayfa numarası neymiş 22. günde. Hocam 22. günde sayfa numarası 128'e gideceğiz. Aklımızı tutalım. Sonra bakıyoruz burada sayfa numarası 128. Oo, 3 tane dersimiz olacak ama korkutmasın. Bak dik üçgende de öyleydi. Çok detaya giriyoruz. Her tarz soruyu veriyoruz. Dikdörtgen ve kare bizim için önemli. Yani TYT'de mutlaka bir sorusu çıkıyor. AYT'de de karşımıza çıkabilecek tipte soruları var. Ve burada her tarz soruya o yüzden önem verdim. Nasıl ki dik üçgende çok fazla soruya yer vermiştik. Burada dikdörtgende de yine aynı şekilde o kalıpta sorulara devam edeceğiz. Önemli olan bak, zor sorular da var mı? Ya çok zor sorular yok. Zaten mantığı anladınız. Çok fazla konuşmama gerek yok. Ya o yüzden burada soru sayısının fazla olmasından dolayı bu şekilde 3 dersimiz oluyor. Ya ben sana normalde bu dikdörtgeni 10 tane soruyla da geçerim. Ama gerek var mı? Her şeyiyle öğreneceğiz. Evet, 3 dersimiz olacak. Sadece ilk dersimizde böyle 3 sayfa işleyeceğiz. Sonraki 2 derste de 2'şer sayfa işleyeceğiz. Haberin olsun. İlk ders biraz yoğun olabilir sadece. Evet, biz şimdi dikdörtgen 1'i işleyeceğiz seninle birlikte. Sonrasında şeye bakalım. Haftalık programa bakalım. Haftalık programda dikdörtgeni bitirince, yani bugünü bitirince haftamız bitmiyor. Aynı zamanda kareyi de bitirmek lazımmış. Onu da gördük. Sayfa numarası kaçtı? 128 miydi? Hep unutuyorum ama hadi hayırlısı bakalım. Oo, direkt geldik bu sefer. Evet, sayfa numarası 128 ve dikdörtgene başlayacağız kardeş. Hemen ilk etapta biz neye bakıyoruz? Hocam tanımına bakıyoruz. Bizim için önemli olan şey tanım. Tanımını anla. Ondan sonra üçgen bilgisiyle ya da eski bilgilerle tam anlamıyla bu dikdörtgenle ilgili soruları çöz. ÖSYM'nin yaptığı da tamamıyla bu. Ama biz yine de özelliklere bakacağız ve sonraki günlerde özelliklerin nereden geldiğini göstereceğiz. Sonrasında da o özellikle ilgili soruları da göreceğiz. Neyse biz başlayalım. İç açılarının ölçüleri birbirine eşit ve 90 derece olan paralel kenara biz ne diyoruz? Dikdörtgen adını veriyoruz. Evet, dikdörtgen paralel kenarın özel bir halidir. Aynı zamanda paralel kenarın özel bir hali neydi? Eşkenar dörtgen de paralel kenarın özel bir haliydi. Şimdi dikdörtgen de paralel kenarın özel bir hali. Demek ki burada biz şu sonucu çıkartabiliyoruz. Paralel kenarın özellikleri burada da yine geçerli. Paralel kenarda ne öğrendiysek burada yine onu yapacağız. Mesela paralel kenarda karşılıklı kenarları paralel olduğu için kelebek benzerliği ve temel orantı soruları karşımıza çıkıyor muydu? Çıkıyordu. Yine burada da aynı şekilde mesela şöyle bir şey verilmiş. Bir de köşegen çizilmiş. Bak yine kelebek karşımıza çıkıyor mu? Çıkıyor. Ya da köşegenleri çizdiğimiz zaman onun özelliğinden bahsedeceğim ama hocam kelebekteki oran bir, birebir uzam bunlar birbirine ortalar. Hatta bunlar da birbirine eşit oluyor. Hatta şunlar da hep çift çizgi olacak ama ya en azından şunu da söylemek istiyorum. Paralel kenardaki özellik köşegenlerin birbirine ortalaması yine burada var. Ya da ne bileyim şunu hatırlarsın, karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler eşitti. Burada yine eşit olacak. Ya da alanla ilgili söylediğimiz şeyler. Hocam şurada şu alan tüm alanın nesiydi? Yarısıydı. Ya da temel yapılar. Hocam köşegeni çizdiğimde bu alan yarısı, bu alan da yarısı. Ya da şöyle geldiğimde temel yapılarda şöyle eşit olduğunda bu alan tüm alanın nesiydi? Yarısıydı. Aynı şeyler paralel kenarda söylemiştik. Yine burada bunlar geçerli. Biz şimdi tanımını öğrendik. Bir açısı 90 derece olan paralel kenarda diyebiliriz ya da tüm açıları 90 derece olan paralel kenarda diyebiliriz buraya. O zaman hocam paralel kenarın özelliklerini taşır dedik. Çevreye bakacak olursak AB tanım gereği karşılıklı kenarlar birbirine eşit ya. A'ları B'leri yazınca çevresi 2A artı 2B yaptı. Alana da bakacak olursak alan neydi? Taban çarpı tabana ait yükseklikti. Ben taban A ise bu tabana ait yükseklik aynı zamanda dikdörtgenin kenarı değil mi? Evet. Yani şu kenarlar çarpımı A ile B'nin çarpımı da bana alanı veriyor dostlar. Evet. Öğrendik. Yani çok fazla bir şey yok. Sadece bir açısı 90 derece olan paralel kenar diyoruz ve eski bilgiler, paralel kenarda kullandığımız bilgiler yine temel orantı, kelebek, şunlar bunlar, ekstra oran varsa yine karşılaşacağımız şeyler. Ama ben şunu söyleyeyim sana. Dik üçgende ne demiştik sana? Dik üçgende 90 dereceler 2 ya da 2'den fazlaysa alfa betaya dal demiş değil mi? Aynı şey burada da geçerli dostum. 90 dereceler ekstra 2 ya da 2'den fazlaysa. Hocam burada 2'den fazla ama üçgen yok. Burada tabii ki direkt alfa betaya dalamayız. Ama ekstra bir 90 derece varsa mesela şöyle geldi şöyle geldi. Ekstra bir 90 derece varsa tabii ki alfa betaya dalacaksın. Hocam dalmama gerek yok ki. Dikten dik çizilmiş öklit ama şu yok bu yok. Bu yoksa öklit uygulayamıyoruz ki öklit'i uygulayamasak
olmasam bile. Zaten Öklid'in ispatı nereden geliyordu? Benzerlikten geliyordu. Hala hazırda Öklid varsa tabii ki hızlı bir şekilde Öklid'den yapabilirsin. Öklid yoksa da alfa beta'ya dalacaksın kardeşim. Alfa beta'ya dal. Yani şuradan ekstradan şunu çizeyim falan filan olayına da dalma. Ekstra çizimler yanlış. İlk başta verilen bilgilere odaklı gidiyoruz. Ardından sonrasında alfa beta'ya dalıp üçgenlerde benzerliğe dalacağız. Zaten dik üçgen işlerken dikdörtgenle ilgili, kareyle ilgili soruları oraya yazmıştım. Ne demek istediğimi hatırlarsın. Dik üçgene şöyle geri dön. Geri dön. Orada o tarz sorular vardı. Yine burada da o tarz sorulara devam edeceğiz kardeşim. Evet, olay bu kadar. Dikdörtgen bu. Hadi gel o zaman sorulara bakalım. Ama ilk önce bir öğrenme alanında işi öğrenelim. Şuradan başlıyoruz. Açı sorusuyla başlayalım. Dikdörtgenin tanımını uygulayalım. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit yazınca önceden alakasız olan eşitlikler. Şimdi tanımı kullanınca hocam şurada bir x kenarlık oluşturdu. 50 ise 90'a tamamlayan açısı. Çünkü burası 90 derece. Dikdörtgen olduğundan dolayı burası. 40 ise 180'den ikiz kenar çıktı orada. 180'den 40 çıkart. 140 2'ye böl. 70 yapar. Dikdörtgen olduğundan dolayı alfayı da böylelikle kaç derece buluruz? 20 derece olarak buluruz. 70'in 90'a tamamlıyor. Evet, A şıkkını 20 bulduk. Geldik B şıkkına. B şıkkına bakacak olursak da hocam tanımını uygulayalım. 9 ise 9. 18 ise 18. Yani tanım hemen karşılıklı kenarlar birbirine ne oluyordu? Eşit oluyordu. Hemen uyguladık. Hocam 9 ise 9. 18 ise 18'i yazdık. Şuradaki noktalar niye geliyor? Ben onu hala anlamış değilim. Çözemedim. Bilen varsa yazsın yoruma ya. Sinir oluyorum böyle. Neyse. Devam edelim. Hocam burada bir dik üçgen var mı? Var. Bak şurada dik üçgeni bir şöyle bir görelim seninle birlikte. Hocam kenarlar belli ediyor zaten dik üçgeni. 9, 12 ne üçgeni? 15 üçgeninden. Biz burayı direkt ne bulduk? Hocam şurası 15 çıktı. O zaman ben buradaki 15'i oranlı olarak paylaştırmam lazım. Oran işin içine giriyorsa ne vardır? Benzerlik. Temel orantı, kelebek. 90'lık ekstra 90 olsaydı tabii ki alfa beta'ya dalabilirdim. O zaman burada ne yapacağım? Var mı bir şey diye bakacağım. Hocam kelebek benzerliği var burada. Hemen kelebek benzerliğini de sana göstereyim şurada. Hocam şurada hop hop hop. Kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç? Yukarıdan aşağıya 18 bölü 12. Hocam 18 bölü 12'ye bakacak olursak 3'e 6'ya böl. 3 6'ya böl 2. Bu yine geldi ya. Allah Allah. 3 bölü 2 yukarıdan aşağıya oran. O zaman yukarıdan aşağı 3 bölü 2 oran varsa burası aynı doğru üstünde kelebekteki oran 3 bölü 2 olmak zorunda. Toplamda 5K neye eşit? 5K eşittir 15. K'yı buradan 3 buluruz. Ama bizden ne isteniyor? X. X de 3K'ya eşit. K yerine 3 yazınca cevap ne çıkacaktır? 9 çıkacaktır. Evet, B şıkkını da 9 bulduk böylelikle. Geldik C şıkkına. Şimdi soruya bakıyoruz. Hocam soruda şu 90 derece var. Hemen Pisagor oluşturayım. Hop şöyle. Yok. Öyle çizim bizim yok. Hatta ben sana şu şekilde kodlama yapayım. Dikdörtgenin içerisinde ya da karenin içerisinde ekstra bir 90 varsa öyle hemen şu dik üçgen oluşturayım olayına dalma. Belki dik üçgen oluşturacağın durumlar olabilir ama ya önce eski bilgileri kullanacağız. 90 derece varsa hocam bu dikdörtgenden dolayı buradaki açıların hepsi de 90'ar derece değil mi? Evet, 90'ar derece. Hocam dikdörtgen olduğunu nereden biliyorsunuz? Şekli çizmişsiniz ama öğrenme alanı sorusu içerisindeyiz ya. Dikdörtgene has öğrenme alanı. Yani burada ABC'de dikdörtgen diye yazmama gerek yok. Öğretiyoruz şu anda işi. Tanımı uygulayalım. Hocam 12 ise 12'yi yazalım şuraya. 12'yi yazdım. Benden x isteniyor. Hocam şurası x. Burası da x. O zaman buraya ne kaldı? X eksi 4 mu kaldı? Evet. Sonra 3, 4, 5 üçgeni. Onu da yazdık. Belki içimize yarar. Ne yapacağız hocam? Şunu mu çizeceğiz? Hala değil. Bunu çizmeyeceğiz. Dikdörtgen içerisinde ekstra bir 90 varsa dal alfabete. Çünkü 90'lar 2 ya da 2'den fazla olayı olmuş oluyor. Dalalım bir yerden başlayalım. Mesela alfa dedim. Beta dedim. Beta 90 ise alfa. Alfa 90 ise beta. Bak şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Kolay bir benzerlik varsa kolayından yapalım. Şurada beta'nın karşısı var. Buradaki beta'nın karşısına bakalım. Hocam buradaki beta'nın karşısı 4'ken buradaki beta'nın karşısı 12 oldu. 3 katı var. O zaman buradaki alfa'nın karşısı 3 ise alfa'nın karşısı 3 katı. Kaç olacak? 9 olacak. O zaman x eksi 4 9 ise x'i de buradan kaç buluruz? 13 diye bulur muyuz gençler? Buluruz. Çünkü x eksi 4 eşittir 9 ya. X de 9 artı 4'ten 13 diye çıktı gençler. Evet, ekstra 90'da alfa beta'ya dalıyor. Öğrendik bu olayı, öğrendik. D şıkkına gelelim. D şıkkına bakacak olursak hocam burası 90 derece dikdörtgenden dolayı burası da 90, burası da 90, burası da 90. Hali hazırda ekstra bir 90 derece var. Alfa beta'ya dalayım mı? Dalmadan önce önceki bilgilerinde kullanman gereken kolay bir yol varsa tabii ki onu kullanacaksın. Hocam şuraya bakıyorum, sayılar şurada. Hocam Pisagor bağıntısı yapabiliriz ya da şuradaki üçgende dikten dik çizilmemiş mi? Çizilmiş. Sayıların olduğu yere yoğunlaşıyorum. Hocam burada direkt ne var o zaman? Öklid bağıntısı var. O zaman Öklid'i uygulayalım. Öklid bağıntısında 4'ün karesi 2 çarpı a'ya mı eşittir? Evet. 4'ün karesi 2 çarpı a'ya eşit. 16 bölü 2'den a'yı buradan 8 olarak buluruz. A 8 geldi. Sonra bir bakıyorum ki hocam şurada da Öklid bağıntısı oldu. Nerede? Bak şuradaki üçgende de bir Öklid bağıntısı oldu. Öklid bağıntısında da ne yapacağız burada? Dikten dik çizilmiş. H var.
var, P var, K yok. Hemen şuraya da N diyeyim istersen. Hemen oraya N dedim ve bu sefer de 8'in karesi eşittir 4 çarpı N olmaz mı? 64 bölü 4'ten N'i de 16 bulmaz mıyız? Evet, N'i 16 bulduk. Sonra X'i nasıl bulacağız hocam? X'in karesi de bu çarpı tamamı diyebilirsin ama gerek var mı? Yok. Çünkü niye? Direkt burada bir Pisagor bağıntısı var. 8 varsa, 16 varsa 1, 2 kök 5 üçgeni yok mu orada? Var. Yani 8, 16. Ne üçgeni? 1, 2 kök 5 üçgeninden 8 kök 5 yapacaktır burası. Dolayısıyla X'i de böylelikle 8 kök 5 bulduk gençler. D şıkkı 8 kök 5 çıkar. Geldik E şıkkına. A, alanlar verilmiş. Arkadaş paralel kenar gibi düşün burada da. Paralel kenardaki soru tiplemelerinin aynıları burada yine karşımıza gelebilir. Hocam A çarpı B'den mi yapacağız? Hayır. Alanlar verilmiş. O zaman ben burada bak alanlarda oran var. Alanlardaki oran tabandaki oranlama eşittir. 4 bölü 8 nedir? 1 bölü 2'dir. O zaman burada biz ne diyorduk? Yüksekleri aynı olan paralel kenarlarda. Hatta birer kenarları aynı olan paralel kenarda. Ki aynı şeyi dikdörtgende de söyleyebiliriz. Bu dikdörtgende alanlar oranı tabanlar oranına eşittir. Yani burası K iken burası 2K'dır. Aynı şekilde buraya da K 2K oldu mu dikdörtgenlerden dolayı? Evet. Şimdi K'daki 13 ise burada da alan dağıtıyorum. Bak bu sefer tabandaki orandan alandaki oranlamaya geçiyorum. Hocam bu K'daki 13 ise 13 katı 2K'daki de kaç yapar? 26 yapar. Dolayısıyla X'i böylelikle 26 olarak bulur. Geldik F şıkkına. Oranlamalar var. Burada ne yapacağız? Alan dağıtacağız. Alan dağıtalım kardeşim. K'da kalan A ise 2K'da kalan 2A diyebiliriz. Sonra bak şu tepe noktasına göre dağıttım. Sonra şuna bakıyorum. 5 yıldızlı alan muhabbeti. Paralel kenardaki söylediğimiz. Bu alanda tüm alanın nesiydi? Yarısıydı. O zaman tüm alanda kaç olacak? Şurası toplamda 3A ise tüm alanda 6A olarak buluruz. 6A belli mi arkadaşım? Belli. Nereden belli? Dikdörtgen olduğu için kenarlar belli ya. 6 çarpı 12 eşit. 6 çarpı 12. Buradan da A'yı kaç buluruz? 12 olarak buluruz. Zaten taralı alan isteniliyor bizden. Yani A alanı isteniliyor. Cevap 12. Bak ne güzel, öğrenme alanında bütün her şeyi kullandık. Bak açıyı kullandık. Benzerliği kullandık. Alfabete benzerliğini kullandık. Öklit'i kullandık. Paralel kenardaki gibi alan dağıtmayı kullandık. Burada yine paralel kenardaki gibi alan dağıtma, hatta üçgende alan dağıtmayı, hatta buradaki 5 yıldızlı alanı kullandık. Yani paralel kenarın içindeki söylediğimiz her şey ve üçgenlerdeki söylediğimiz şeyler yine dikdörtgen içerisinde çok geçiyor. Yalnız paralel kenarda biz ekstradan böyle paralel kenarda ne yapıyoruz? Tamam, Thales teoremi, kelebek teoremi karşımıza çok çıkıyor ya. Genelde dikdörtgende siz neyle karşılaşacaksınız? 90 derece var ya ekstradan. Ekstradan 90 derece olduğu için büyük ihtimalle en fazla karşımıza alfa beta benzerliği çıkacak. Yani o kelebek benzerliğidir. Temel orantı benzerliğidir. Yine burada karşımıza çıkabilir ama genelde onu paralel kenarda sormayı tercih ediyor kitaplar ya da ÖSYM. Ama aynı paralel kenardaki teknikler burada çıkmayacak diyemeyiz. Yine karşımıza çıkabilir. O yüzden ben sana burada öğrenme alanı sorularında bunu sana gösterdim. Şimdi gelelim bakalım klasik sorularımızla olaya başlayalım. Örnek 1 ile başlıyoruz şimdi. Örnek 1'de ne var? Ya örnek 1'de hocam 1 ise 1, ya şurası 7 ise 7'yi yazdık. Sonra burası A ise buraya da A artı 1 yazdık. Hocam sonrasında ne yapacağız? Karşılıklı kenarların eşitliğini kullandık şimdi burada. ABC'de dikdörtgenin çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaş ne yapacağız? Pisagor bağıntısı mı yapacağız? Yapsan burayı bulursun. Sonra burayı buldun. Sonra buradaki Pisagor bağıntısı falan filan yok ki. Bir şey yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Bak ilk soruya yazılır mı hocam bu deme. Bizim için çok önemli. Direkt ek çizimli soru yazmışım buraya. Çünkü niye? Bak bu senin için çok önemli. Üçgende nasıl önemliyse dörtgenlerde de önemli. Bak bu doğru. Yükseklik. Yüksekliği ayrı bir gözle bakıyorduk. Yüksekliği ayrı bir gözle baktığımız zaman yükseklikte ikinci bir şart da varsa, yani hem yükseklik hem kenar ortaysa aklımıza ne gelecek? İkizkenar. Aklına gelen başına gelsin. Hadi bakalım, geldi böyle başına. Başına gelince ne oldu? Şöyle bir şey oldu kardeşim. Şu çizgiyi tam şuraya oturtamadım ya, bazen böyle şeylerim oluyor. Takıntılarım oluyor. İkizkenar aklımıza geldi. Yani yükseklerin kolları birbirine eşit diyeceğiz. A eşit yazalım. A artı 1. Ana buradaki dik üçgende bütün kenarlar çıktı mı meydana? Çıktı. Hadi bakalım her meydanına. Ne yapacağız o zaman burada? Pisagor bağıntısı yapacağız hocam. Bak saçını başını yolacağım. Yap bakayım. A artı 1'in karesi eşittir A'nın karesi artı 7'nin karesi. Yapmıyorsun değil mi? Yapma. Hocam 7 varsa hisset. Ne üçgendir 7 varsa? Hocam 7, 24, 25 üçgendir. Gerçekten sağlanıyor mu? A yerine 24 yazınca A artı 1 de 25 yapıyor mu? Yapıyor hocam. Ne güzel. A'yı buradan kaç bulduk? 24 bulduk. O zaman burası kaç oldu? A artı 1, 25 oldu. Çevresi isteniliyor bizden. Dikdörtgen çevresi 25 burada, 7 burada. Yani 32. Aynı şekilde 25, 7 burada, 32. Yani 2 tane 32 olacak. O da 64 mi yapıyor? Evet. Cevap 64 yaptı gençler. Evet, güzel bir soru. Geldik örnek 2'ye. Şimdi örnek 2'de ya saçma yerlerde eşitlik var. Şunlar birbirine eşit verilmiş. Kardeş tanımı uygula. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Hemen şuraya yazdık. Burayı yazdık. Burada ne çıktı? Hocam şurada bir ikizkenar üçgen çıktı.
Tamam, güzel. E sonrasında ne yapacağız hocam? Sonrasında şu ikizkenarlığı benim kullanmam lazım. Başka? Ya ikizkenarda şurada açı yazsam alfa alfa, buraya 90 eksi alfa kaldı. Burası 130 eksi alfa, 180'den çıkartınca 50 artı alfa yapıyor. Buradan bir şey geliyor mu? 90 eksi alfa bir şey gelmiyor. Benim şuradaki ikizkenarlığı kullanmam lazım. Burası da 90 eksi alfa yapıyor. 180 eksi 2 alfa, o zaman buraya 2 alfa kaldı. Buradan bir şey gelmeyecek galiba ya. Şöyle bakınca burası da 90 eksi 2 alfa yapar. Burası da 40 yapar. Topla bakayım şunları. Şu ikisi 150 eksi, yok 130 eksi 2 alfa. O zaman burası da 50 artı 2 alfa yapacak. Alfalar yan yana geldi. Şöyle toplayınca da yok, bir şey gelmiyor. Başka bir şey var burada. Yani ben burada açı yazdığım zaman ve 90'ın 90'daki, yani şu 90 açısında kullanarak, yani açılardan yola gittiğim zaman çözüme ulaşabiliyor muyum? Ulaşamıyorum. Ne yapacağım? O zaman benim soruyu çözmem lazım. Şu ikizkenarın mantığını kullanamam. Şuradan dik çizsem tabanı ikiye, parçaya bölsen ne oluyor? Bir işime yaramıyor. O zaman buradaki ikizkenarın mantığını kullanayım ben. Bu ikizkenarda ne gelebilir aklıma? Hocam tabana ait yükseklik gelebilir mesela. Tamam, çizdim diyelim. Tabanı ikiye parçaya böldüm böyle? Böldü. Ne yapacağız sonrasında? Hocam burada da bu dikin devamını getirsem böyle. Bu dikin devamını getirdiğim zaman bir şey yapamıyorum. O yüksekliği çizdim, oradan devam ediyorum o zaman. Hocam burada ne oluştu? Bir dikdörtgen oluştu. Evet. Zaten böyle. Dik üçgende de hani şöyle bir şey gördüğümüzde dikdörtgen oluşturup dik üçgen oluşturun diyoruz ya. Dikdörtgende de bak, tamam bunu çizdik. Aslında şurada bir şey oluştu böyle. Buradan mı çizseydik? Yok, o karışacaktı. O yüzden burada buraya doğru uzattım. Bak, dikdörtgeni bu sefer böyle oluşturdum. Burası yuvarlak oldu. O zaman aynı şekilde alttakinde de bir dikdörtgen oluştu. Bu yuvarlaksa burası da yuvarlak. Ne geldi? Bak. Burada da dik tabanı iki eş parçaya böldü. Yani şu kenarla şu kenar da birbirine eşit olacak mı? O zaman olacak. Şuradaki eşitliği de yazalım. İkizkenar çıktı burada. O zaman ikizkenarı kullanalım. Tepe açısı kaç derece? 50. 180'den 50 çıkart. 130. 2'ye böl. 65. 65 yaptı buraları. Tamamı 90 derece bunun. O zaman buraya ne kaldı? 25 derece kaldı. 25 ikizkenarlıktan burası da 25. 25, 25, 50. X'e de ne kalıyor o zaman? 130 derece kalıyor. 180'e tamamlayan açısı. Yani X'i böylelikle 130 derece bulduk. Gençler, örnek 2'de. Bir tık kolayın üstünde, yani orta derecede bir soru. Ama bizim işimiz, gücümüz neydi? Verilen bilgileri kullanabilmek. Yani şurayı çalıştırabilmek. Orada nereye yoğunlaştık biz? Şuradaki ikizkenara yoğunlaştık. Bu ikizkenarı kullanamasaydım eğer çözüme ulaşamazdım. Yani verilen bilgi odaklı gittiğiniz zaman en zor sorular bile size kolay bir şekilde gelecek. Yeter ki soruyu çözemediğin zaman buradaki verilen bilgilere odaklan. Tamam. Evet, geldik örnek 3'e. Örnek 3'te de ne var? Sayılar verilmiş. 90 derece verilmiş. Hocam alfa beta'ya dalayım mı? Ekstra bir 90 derece verilmiş. Alfa beta'ya dal. Alfa beta'ya dalınca bir dik üçgenin var ama benzerlik yapabileceğim başka bir dik üçgenin var mı? Yok. Ne yapacağız? Dik üçgende biz dik üçgende hep şunu söylüyorduk. Ya bir uzunluk görününce böyle Pisagor bağıntısı oluştururuz. Yani dik üçgen oluştururuz. Dik üçgende nasıl oluşturulur? Dikdörtgenle oluşturulur. Burada dikdörtgeni oluşturabilir miyim kardeşim? Oluşturabilirim. Mesela burada şöyle de bir dikdörtgen çizebilirsin. Şöyle. 3'e 4 bir işime yaramıyor. 9'u kullanamıyorum. Hocam böyle de bir dikdörtgen oluşturabiliriz. Ki işime yarayacak galiba o zaman. Şunu şöyle uzattığım zaman şöyle bir dikdörtgeni oluşturdum. Yukarısı 4 ise aşağısı da 4. Yukarısı 9 ise aşağısı da 9 oldu. Burada ne çıktı? Arkadaş, burada bir Öklit bağıntısı çıktı. Öklit bağıntısını kullanacağım burada. Hadi bakalım kullanalım Öklit bağıntısını. H kare eşittir P çarpı K değil mi? H kare 4 çarpı 9'a eşit. H da buradan 6'ya eşit oldu. H 6 oldu. Benden AD uzunluğu isteniyor. Şu uzunluk. Dikkat et, burası 6. Burası 3. Şurada da bir dikdörtgen çıkmadı mı kardeş? Yani burası 9 ise burası da 9 olur. AD uzunluğunda böylelikle 9 olarak buluruz. Cevap 9 çıktı. Örnek 3'te. Geldik örnek 4'e. Örnek 4'te de ekstra bir 90 derece var. Ama ilk önce tanımı bir uygulayalım. Tanım nedir kardeşim? Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. 9 ise karşı tarafa 9'u yazdım. Dikdörtgenin alanı isteniyor benden. X ise X. Dikdörtgenin alanını bulmak için X'i bulmam lazım. Tamam. Ne yapacağız hocam? 90 derece var burada. Hocam burası da 90. Hocam burası da 90. Hocam burası da 90. Sonra buraya bakıyorum ki hocam dikten dik çizilmiş. Öklit var burada. Ama ne H ne P ne K yok. Öklit uygulayamayacağım. Hocam burada da bir öklit bağıntısı var. Ama ne burada şurası var. Ne burası var. Ne burası var. Yine öklit uygulayamayacağım. Ne yapacağım? 90'lar. Dikdörtgen içerisinde ekstra bir 90 derece var. O zaman ya da 90'lar 2 ya da 2'den fazla. Ne yapacağım? Alfa beta'ya dalacağım. Sakın şunu çizeyim falan filan. Yok. Önce alfa beta. Dal alfa beta'ya. Alfa beta alfa beta alfa beta. Sonra burası da ne oluyor? Beta oluyor. Hocam beta'dan sonra beta'ya gittiniz. Hayır. Şu 90'dan gittim ben oraya. Yani şuradaki 90'dan gittim. Ya da şurası alfaysa buradaki dik üçgende burası sıradaki beta olur dedim. Alfa beta'ya daldıktan sonra ne yapıyorduk? Üçgen seçim yapıyorduk. Bir sürü üçgen var hocam. Bir burası, iki burası, üç büyüğü, sonra dört burası,
5 büyüğü, sonra 6 şuradaki büyük. 6 tane üçgen var. 6'sında birden benzerlik mi uygulayacağım? Hayır. Ne yapıyorduk? Kenarları belli olan üçgenleri seçiyorduk. İsterse 100 tane olsun. Üçgen seçimi yaptığın sürece sıkıntı yaşamazsın. Üçgen seçimi yapalım. Benim burada 4'ü kullanmam lazım. 4'e ait şu üçgenimi seçebilirim. Hayır, iki kenar yok. Hocam 4'e ait o zaman bir de neresi var? Şu üçgen var. Evet, bu üçgende iki kenar var. Hocam x, bulmam gereken x. X de kenardan sayılabiliyor. O yüzden üçgen seçiminde bir tane üçgenim burası kesinlikle benzerlikte üçgen seçim. Bir de benim neyi kullanmam lazım? Hocam 5'i kullanmam lazım. 5'e ait üçgen yok ama bir de 9 var. İster buradaki 9'a bak, ister yukarıdaki 9'a bak. Sen bu 9'u kullanmak istiyorsan hocam bu 9'a ait bu üçgen var dersin. Sarı üçgenle bu üçgende benzerlik uygularsın. Ya da bu 9'a bakacak olursan hocam bu 9'a ait şu üçgen var. Hocam bu 9'a ait şu üçgen var ama iki kenar yok. Ama bu 9'a ait büyük üçgen var deyip orada benzerlik yapabilirsin. Ben 9'a ait hangi üçgeni seçeyim? Hadi gel şu üçgeni seçeyim. 9'a ait şu üçgeni seçtim. Sarı üçgenle yeşil üçgen benzer. Aynı açının karşısındakilere bakıyorum. Alfanın karşısı burada 4. Alfanın karşısı burada x. 4 bölü x eşittir. Sonra buraya bakıyorum. Sarı üçgende beta'nın karşısı var. X bölü. Buradaki yeşil üçgende beta'nın karşısı da 9. X bölü 9'a eşit olacak. X kare eşittir 36 olacak. X de böylelikle 6 olacak. Ama x 6 oldu. Cevap 6 değil. Bizden ne isteniyor? Dikdörtgenin alanı isteniyor. Ben x'i kaç buldum? 6. Bir kenar 6. Diğer kenar 9. Alan da neye eşit olacak o zaman? 6 çarpı 9'dan 54'e eşit olacaktır gençler. Evet, örnek 4'ü de bu şekilde bulduk. Çok keyifli değil mi? Yani üçgen bilgisi, daha doğrusu eski bilgiler karşımıza çıktığı için, sadece üçgen değil, paralel kenardaki bilgiler de karşımıza çıkıyor. Çıkacak daha doğrusu. Bunlar çıktığı için çok keyifli. Dikdörtgen keyifli ve bir tane sorusu garanti. Garanti. Net. TYT'de de AYT'de de garanti diyebiliriz yani. AYT'de belki çıkmayabilir ama çıkabilir. Çıkma ihtimali de yüksek diyebiliriz. Geldik şuraya. Evet, buradaki soruda ABC'de dikdörtgen demiş. Sonra sayılar verilmiş. Hocam tanımı kullanalım. Burası 4 kök 5 mi oldu? Evet. Hatta buradaki dik üçgenden dolayı Pisagor bağıntısından şurayı da bulabilir miyim? Bulabilirim. Buna göre x nedir diye soruluyor bize. Ne yapacağız? Öklit bağıntısı var mı hocam? Var. Dikten dik çizilmiş öklit. Ama burası olmadığı için ökliti kullanmayacağım. Ya da buradaki öklit var ama burası olmadığı için öklit kullanmayacağım. Neye dalacağım? Alfa beta'ya. Dallı alfa beta'ya. Alfa beta. Sonra burası da beta olur. Burası alfa olur. Burası beta olur. Burası beta olur. Burası da alfa olur mu? Hatta burası da beta olur mu? Olur. Alfa betalı çok üçgen var. Sonra benzerlik yapabiliriz ama bu sefer klasiğin dışına gideceğim ki öğrendiniz siz bu mantığı. Şunu çok seviyordum ben. Hocam bak, burada bir alfa betalı üçgen var. Kenarları da belli. Hem de ne güzel alfa betalı üçgen. Hocam bak, burada ne var? Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Süper. O zaman alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 kullanacağım. Hatta bak, alfadan şu büyük üçgene bak. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 deyip şurayı da bulabilirim. Ama genelde biz küçükten başlıyoruz. Küçükten başlayalım. En küçük üçgen burası. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. K iken 2K. Hocam burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. O zaman burası 4K. Bak burada 1, 2 kök 5 üçgeni. Yani aslında buranın ne olması lazım? K kök 5 olması lazım. K kök 5, 2 kök 5 ise K buradan 2 gelir. Hemen 2'yi yazdın. O zaman burası 4 oldu. Burası da 1'e 2 orandan dolayı direkt 4K olacaktı. Özür dilerim, yanlış yazmışım. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2, 4K olacak. Yani burası kaç oldu? 8 oldu. Sonra ne yapacağız? Hocam şurada da aynı şeyi söyleyebiliriz. Hocam burası A ise burası 2A'dır. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 olduğundan burası da 4A'dır. Bak dikkat et, burada ne var şimdi? 1, 2 kök 5 üçgeni. Aslında buranın ne olması lazım? Hocam 2A'nın kök 5 katı olması lazım. 2A 4'e eşitse A'yı da buradan 2 buluruz. Yani A burası 2, burası 4. Burası da kaç oldu? 8 oldu. Sonra X'e yoğunlaşmam lazım. Hocam X şuradaki dik üçgene bakabilirim. İstersen yukarıdaki dik üçgene de bakabilirdin. Yani şuradaki dik üçgene de bakabilirdin. Fark etmez. Hocam buradaki dik üçgende de alfa var, beta var. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 değil miydi? Evet. Yani alfanın karşısı 8 ise beta'nın karşısı kaç olmak zorunda? 16 olmak zorunda. Burada x artı 4 eşittir 16 ise x'i de böylelikle kaç buluruz? 12 olarak buluruz. Yani ben bu seferki benzerlik hakkımı bu şekilde hem de sana bunu hatırlatmak istedim. Alfadan beta'ya geçişte güzel bir kat varsa, güzel bir oran varsa, 1'e 2, 1'e 3 gibi kolay bir kat varsa bu şekilde yapmanı tavsiye ediyorum. Ya ben anlatırken bazen uzun sürüyormuş gibi olabilir ama sen bunları tak 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 hızlı bir şekilde yapacaksın. Normalde bu soruyu 30 saniyede çözebilirsin büyük ihtimalle bu teknikle. Diğer teknikle yok benzerlikler kuracaksın, aynı açının karşısındakilere gideceksin falan filan derken daha da uzayabilir iş. Aslında benzerliği biz bu şekilde kısaltmıştık değil mi? Alfadan beta'ya geçiş mantığı gerçekten güzel bir mantık. Dikkat edelim buna. Geldik örnek 6'ya. Hocam alan soruluyor. Alan mantıklı gideceğiz. BC ve burası. Hemen yazalım. İlk önce verilen bilgilere bakalım. Şurası K iken neresi 3K verilmiş? Ali Bey
ve uzunluğu 3K verilmiş. K iken K, 3K iken 3K'yı yazalım. Sonra 4 verilmiş ve ekstra bir 90 derecede var. Bu verilen bilgilerle şu an bir şey yapamıyorum. Şimdi duralım. Durup şu soruyu soralım. Hocam üçgenin alanı isteniyor. Bak sinüsten minüsten yapabilirsin. O ayrı bir konu ama benim kosinüse sinüse nasıl karşı olduğumu biliyorsun. Ama benim bu sinüse kosinüse karşı olmam aslında sizi geliştiriyor. Onu da şurayı geliştiriyor çünkü. Çünkü soru soruyoruz. Bak şimdi olaya. Soru. Dikdörtgen içerisindeyiz. Evet. Dikdörtgenin tanımını kullanacağız. Tamam. Hemen tanımı gereği karşılıklı kenarların eşit olmasını ve buradaki 90'ları yazdım. Sonrasında tanımı kullandıktan sonra bir üçgensel alan soruluyor. Üçgenin alanı dediğimizde aklımıza ne geliyor? Hocam taban çarpı yükseklik bölü 2 ya da sinüs alan formülü ya da oranlamalar varsa alan dağıtma. Hocam oran var ama K ve 3K ya yan yana değil, alan dağıtamayacağım. O zaman sinüs mü kullanacağız? Hayır. Şekilde 90 derece varsa alan %99.9 tabana ait yüksekten çıkar diye söylemiştik. O zaman ne yapacağız? Şu üçgenin alanı soruluyorsa ben bu tabana ait yükseklik mi çizeceğim? Hayır. Ya da şu tabana ait yükseklik mi çizeceğim hocam? Şu tabana ait yükseklik çizeceğim? Hayır. Niye hocam? 3K'ya çizsek, şuraya çizsek ne olacak? Ben ne dedim? Tabana ait yükseklik. Hangi taban biliniyorsa o tabana ait yükseklik. Bizim bu üçgende hangi taban biliniyor? 4 tabanı biliniyor. O zaman 4 tabanına ait yükseklik çizeceksin. 4'ün tepe noktası burası değil mi? Evet, buradan yükseklik çizeceksin. Çizilen yükseklik böyle mi olur? Hayır. Çünkü burası bak geniş açı. Buradan çizilen yükseklik ne olacak? Hocam dışarıya düşecek. Yani şunun uzantısında dışarıya doğru düşecek. O zaman onun uzantısını çizip dışarıya doğru da şu yüksekliği de çizelim kardeşim. Çizdik mi böyle? Çizdik. Sonra ne yapacağız hocam? Sonrasında 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfabeti. Dal alfabeti ya. Bildiğim bir şey bu. Dalayım alfabeti ya. Alfa, beta. Beta. Şurası 90'sa o zaman buraya alfa kaldı. Alfa 90'sa burası da beta oldu. Ana şu üçgenle şu üçgen alfa betalı üçgen oldu. Bak soru sonrasında kendiliğinden geliyor. İlk etapta 10 saniye beynini zorlayacaksın sadece. Şu 90 varsa üçgen. Yani üçgendeki söylediğim şeyler hala daha burada geçerli. Üçgende alan taban. Tabana ait yüksekliği çizmem lazım. Onu bulursam olay bitecek. Yani benim şuradaki uzunluğu bulmam lazım. Sonra bir baktık 90'lar havada uçuşuyor. Daldık alfabeteye. Dalınca alfabeteye ne oldu? İşte şöyle bir şey oldu. Bak olaya bak. İki üçgen benzer. 90'ın karşısı K iken 90'ın karşısı 3K oldu. Bak sen şu işe. 1'e 3 oran var. Burada betanın karşısı var. 4'se. Buradaki betanın karşısı da kaç olacak? 12 olacak. Hemen oraya 12'yi yazalım kardeşim. Şimdi üçgenin alanı ne olacak kardeşim? Arkadaş üçgenin alanı şu yeşil üçgenin alanı. Taban 4 iken yükseklik 12 oldu. Alan da 4 çarpı 12 bölü 2'ye eşit oldu. Hop hop sadeleşti. 6 kere 4 24 oldu. Arkadaş süper bir soru değil mi? Kolay bir soru değil mi? Farklı yollarla tabii ki yapabilirsiniz ama bak burayı çalıştırıp da çok güzel bir şekilde yapmadık mı? Yap. Eğer ben sana soruyu şöyle anlatmış olsaydım. Bak soruyu şöyle anlatmış olsaydım. Dinle beni lütfen. Aradaki farka bak lütfen. Aradaki farka bak. Sen ben sana soruyu şöyle anlatmış olsaydım. Kardeş buradan bunu çizelim. Buradan dik çizelim. Burada dik üçgen oluşturdum. Burada da dik üçgen var. Alfabeteye dalalım deseydim o zaman iş görme işine giderdi. Yani senin soru ezberleme işine giderdi. Vay efendim o zaman bu dikdörtgenin dışında bir üçgen görürsem dik üçgen dışında bir daha yazayım deyip kalıp oluşturma işine girerdi. O zaman olay neye dönerdi? Gerçekten geometri gözle görme olayına. Yani kalıp edinip ondan sonra o kalıbı soruya uyarlama. Gözle görme olayına giderdi yani. Ama biz ne yaptık? Mantığımızı kullandık. Yani o zaman sen soruyu ya hocam şunu diyebilirsin. Ya ben bunu nereden akıl edeceğim hocam? Buradan böyle dik çizeceğim de. Bak buradan bunu böyle dik çizeceğim de. Buradan dik üçgen oluşturacağım da. Haklısın. Ben sana öyle anlatmış olsaydım nereden çizeceğini anlatamazdım. Ama bak ben sana ne diyorum? Ta geçmişine gidip üçgende alan bilgisine gidip ki ÖSYM'de böyle soruyor zaten. Böyle yorumlamanı istiyor zaten. Üçgende alan bilgisine gidip üçgenin alanı neydi ya? Nasıl bulunurdu? 90 varsa Kenan Hoca böyle demişti. Bak sana bir kalıp oluşturdum orada. Kalıp derken bir mantık oluşturdum sana. O mantığı bak yüzlerce yerde uygulayabiliyorsun. 90 varsa tabana ait yüksekten çıkarım. Taban buysa tabana ait yüksekliği çizerim. İşte bak ben sana buradaki çizginin mantığını söylüyorum. Olayın mantığıyla geometriyi anlatıyoruz burada. Yani ezbere değil. Buradan bunu çizeyim, buradan bunu çizeyim. Olmadı sonra buradan bunu çizeyim, buradan bunu çizeyim. Olayına gitmiyor. Deneme yanılma olayına gitmiyor. Şurayı kullanmaya gidiyor. Burayı kullandığın zaman her zaman daha kısa bir şekilde sonuca ulaşırsın. Bak bir soru hakkında ben şimdi yine bu aslında bu teknikle 30 saniyede yapılabilecek bir soru ama ben sana anlatırken sonra videolar neye uzun diyorsunuz. Ben sana anlatırken ne yapıyorum? İşte mantık şu. Buradan geliyor. Şöyle oluyor. Böyle oluyor. Hatta sonrasında da bir genel bir konuşma yapıyorum. İşte şu anki genel konuşmayı yapıyorum. Olayı mantığıyla gittiği zaman neyle karşılaştığını görüyorsun kardeşim. Geometriyi de bu şekilde daha iyi yapabildiğinin bilmiyorum. Ben böyle yaptım. İnşallah bu teknik sana da geçiyordur. Sen de yani verilen bilgileri kullanıp üçgen bilgilerin sağlam olduktan sonra verilen bilgileri de kullanıp inşallah iyi bir şekilde gidiyorsundur. Yaz yoruma da şöyle biraz beni motive et kardeş. Evet örnek 6. Gerçekten güzel bir soruydu. Cevap 24 oldu. Geldik örnek 7'ye. Bak her şey mantığıyla. Olayın mantığıyla. Ezbere
yok. Soruya bakıyoruz. Hocam 2 verilmiş, 4 verilmiş. Uzunluk şurası x verilmiş, burası 3 verilmiş. Atacağız. Ha, bir de oran verilmiş bize. Hemen oranı da yazalım. BC uzunluğu burası k iken, burası k iken CD uzunluğu 2k. Yani şekilde 90 derece var. Bak bak, mantığa bak, çalıştırıyorum. 90 derece var. Oran da var. Büyük ihtimalle ne var burada? Benzerlik. Hocam ekstra 90 varsa alfa beta benzerliği var dedi hemen beynin sana. Ne yapacağız? Şunu mu çizeceğiz? Bunu mu çizeceğiz? Bunu mu çizeceğiz? Bunu mu çizeceğiz? Yo. Pisagor'dan burayı buldun. Pisagor'dan 5 buldun. Pisagor'dan burayı bilmiyorsun. Pisagor'dan burayı bilmiyorsun. Bir şey geliyor mu? Şuradaki uzunluklar hakkında bir bilgin var mı? Yok. Buradaki uzunluklar hakkında bir bilgin var mı? Yok. Buradaki uzunluklar yok. Dik üçgende oluşturacaksak zaten dikdörtgenle oluşturalım diye hep söyledik zaten. Demek ki böyle bu Pisagor bağıntısından sonuca ulaşamıyor. Şimdi x'lere 90 derece var. Alfa beta lazım. Hocam k işin içine girmeli. 2k işin içine girmeli. Dur bak, beyni zorluyorum. Şimdi ben kendi kendime soruyorum. Sen de kendine sormaya alıştır şimdi. Sonra bunu kullanmalıyım hocam. Yani şunu kullanamadım. Şunun tamamını kullanmalıyım. Sonra bunu kullanmalıyım dedin. Sonra bir böyle gerilip bakıyorsun soruya. Bak, beyninle görmeni sağlıyorum şu an. Ya hocam bunu ben nasıl kullanabilirim? Bunu da kullanmam lazım. Deyip hemen şuradan dik üçgeni çizmez misin kardeşim? Bak şöyle. Hani dikdörtgen oluşturma zaten olay dik üçgende. Hemen şöyle çizdim. Bak burası K oldu. En azından bak olaya bak. Hocam şurada bir dik üçgen oluşturdum. K'yı da kullanabiliyorum. 6'yı da kullanabilirim. Aynısını şimdi şuna sor. Hocam bunu kullanmam lazım. 2K'yı kullanmam lazım deyince burayı fark ettin. Hemen şuradan dik mi çizersin? Ya da burayı fark ettin. Hemen buradan dik mi çizersin? Aynen öyle. O zaman buradan diki çizelim. Buradan da diki çizdim böyle. Diki çizince dikdörtgen oluştu mu burada? Oluştu. Hemen dikdörtgeni de oluşturduk buradan. Ve burası da 2K mı oldu şöyle? Evet, 2K oldu. Ve ben şuradaki uzunluğu da biliyorum. Ve şu üçgene de dikkat ediyorum şimdi. Yani burada dik üçgen oluşturduk ya, üçgene dikkat ediyoruz. O zaman büyük ihtimalle bu iki üçgen nedir? Benzerdir kardeşim. İstersen dal. Dal alfa beta'ya. Dalayım alfa beta'ya. Alfa beta deyip, pardon, orası beta olur mu? Burası yöndeşlikten dolayı 90. Şurası beta oldu. Ters açıdan beta. Beta 90'sa alfa oldu. Bana yeşil üçgen lazım. Bak burası beta. Alfa 90'sa burası da beta. Sarı üçgenle yeşil üçgen ne oldu? Benzer oldu. Benzer oldu be ya. Hadi bakalım, kullan bakalım şeyi, benzerliği. Hocam kolay bir benzerlik var. Burası k iken beta'nın karşısında burası 2k oldu. 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran varsa o zaman burada 90'ın karşısı 6 ise 90'ın karşısı burada kaç olmak zorunda? 12 olmak zorunda. 1'e 2 olan kolayca yapıyorum. Kolayca değil, kolayca yapıyorum. X artı 3 eşittir 12 ise X'i de buradan kaç bulurum? 9 bulurum. Şimdi zor bir soru. Evet, mantığı kullanarak soruyu kolaylaştırdık mı? Bunu kullanmam lazım. K'yı kullanmam lazım. Şurayı kullanmam lazım derken hop şuradaki dik üçgeni. İşte burayı kullanmam lazım. 2K'yı kullanmam lazım. Hop burayı dik. Evet, bir tık zorlayabilir. Ama şurayı ilk başta zorla. Sonrasında zaten bunlar kolay bir şekilde geliyor. Evet, aslında zor değil. Kolay bir şey. Hatta ben bunu sana formülize edebilirim. Bir dikdörtgen içerisinde şöyle iki tane dik kesişen bir doğru varsa şu kenarlar oranı diğer şu kenarlar oranına eşittir deyip bir formül oluşturabilirim ben size. Sonuçta her soru tipine ait formül oluşturulabilir. Ama formül değil, ben sana yüzlerce formül yazabilirim. Gerek yok formüle. Ama sen burada bayağı bir zahmetli iş yaptın ya. Burada ve burada bir zahmetli iş yaptın ya. Büyük ihtimalle bu senin dikkatini çekti bu soru. Büyük ihtimalle artık sen böyle sorularda K ve 2K görünce la ne olacak? 1'e 2 oran olacak deyip ya da 2'ye 3 oran varsa 2/3 oran olacak deyip daha hızlı bir şekilde de yapabilirsin. Ama ben sana böyle vermem. Belki aklında kalacak, bu şekilde hızlanabilirsin. Ben sana olayı mantığıyla anlattım. İstediği şekilde yap kardeşim. Tamamıyla senin soru çözümü. Bundan sonrası senin soru çözümün. Evet, geldik örnek 8'e. Oranlamalar var hocam. Benzerlik vardır büyük. Hadi bakalım. 6 ise diğer tarafa 3-3 yazdım. CD'yi 10 vermiş. Sonra Ali Kara uzunluğu ve BK uzunluğu verilmiş. Burası da 4K olarak verilmiş BK. Yani burası K iken burası 4K. Hatta bunun tamamı 10. 5K 10 ise K'yı 2 buluruz. Burası da kaç çıktı? 8. 6, 8, 10 üçgeni çıktı. Şurası kaç çıkar o zaman? 10 çıkar. Zaten benden ne isteniyor? Fatma Kara uzunluğu isteniyor. Demek ki benim burada ne yapmam lazım şimdi? Fatma Kara uzunluğunu bulmam için şu uzunluk lazım zaten. Yani bu uzunlukta şuradaki oranlamayı bulursam eğer Fatma Kara uzunluğunda ulaşırım. Fatma Kara uzunluğuna nasıl ulaşacağız şimdi? Hadi bakalım Fatma Kara. Hocam oran lazım bana dedin. Sonra kelebek benzerliği yok. Ne yapacaksın? Şuradaki oranı kullanabilirsin. Hocam bunu dışarı doğru uzatıp da yapabilirsin. Ama biz neyi tercih ediyorduk? Genelde içeriği tercih ediyoruz. İçeriği tercih ettiğimizde kolayı varsa, yani zorlanıyorsan dışarı doğru da yapabilirsin. Buradaki oranı kullansam o da olur. Buradan şöyle paralel çizebilirsin. Kelebek var ama temel orantı çıkmıyor. Yamuksal özellikten belki yapabilir. Ya da buradaki oranı şunu şöyle uzatıp şurada kelebekten ve artı şurada kelebekten, dikkat et, şöyle şurada kelebekten de yapabilirsin. Ama biz ne öğrettik size onu uygulayalım. Ne öğrettiysek. Hemen şöyle içeri
içeri doğru paralel çizelim hocam. İçeri paralel çizdiğimde şöyle. Aslında bu ne oldu? Kelebek oluştu mu burada? Oluştu. Bir de burada bir orta band çıktı mı? Çıktı. Hocam 8 ise burası kaç yapar? 4 yapar. 4'ü yazdık. Sonra burada ne çıktı? Kelebek benzerliği çıktı. Hemen kelebek benzerliğini gösterelim. Şurada hocam kelebek çıktı burada. Kelebeği gösteriyoruz. Kelebekteki oran kaça kaç? Kelebekteki oran 10 bölü 4. Buraya yoğunlaşman lazım. 10 bölü 4 dediğim 5 bölü 2'dir. O zaman burada da 5K'ya 2K oran vardır. Sonra hocam şu çizgi orta taban çizgisiydi. Şunlar birbirine eşitse bunlar da birbirine eşittir. Yani buraya da 7K mı kaldı? Evet 7K ise burası da 7K yapar dostum. Şimdi 10K neye eşit? 7K pardon 7K 7K 14K neye eşit? Ona eşit. 14K eşittir 10'sa K'yı da buradan 10 bölü 14 olarak bulurum. 10 bölü 14 nedir? 5 bölü 7'dir. Fatma Kara uzunluğu isteniyor. Fatma Kara'ya bakıyoruz. Fatma Kara 9K. Hemen 9K'yı yazalım kardeş. Yani 9 çarpı 5 bölü 7 yapar. O da 45 bölü 7 mi yapıyor? Evet. Garip bir şey çıktı. Cevap çıktı. Hemen cevap anahtarına bakalım. Doğru. Sıkıntı yok. Cevap 45 bölü 7 oldu gençler. Gayet de hoş bir soru. Gayet de net bir soru. Yani eski bilgiyi yine kullandık mı burada? Kullandık. Eski bilgiyi nasıl kullandık? Oran var. Paralel çizmem lazım. Paralel kenardaki bilgi. Üçgendeki bilgi. Yine karşımıza çıktı mı dostum? Çıktı. Hadi bakalım. Örnek 9'a geldik şimdi de. Örnek 9'da ABCD dikdörtgen verilmiş. Eşkenar üçgen verilmiş bir de. ADK ve CLB. ADK ve CLB eşkenar üçgen verilmişse hemen şuradaki eşitleri 60 dereceleri yazalım. Aynı zamanda bu bir eşkenar üçgen ya. Şu kenar eşitlerini de yazalım. Dikdörtgenin tanımından dolayı buraya da çift çizgi yazalım. Sonra CLB'nin de bir eşkenar üçgen olduğunu gösterelim. 60-60-60 olduğunu gösterelim. Hemen buradaki çift çizgileri de yazalım o zaman. Buraya ne kaldı? 30 derece. Buraya da 30 derece kaldı. Buraya da 30 derece kaldı. Sonra bak burası kaç derece yaptı? 60 ters açıdan. Burası da 60. Sonra 60-90 ise burası 30 derece yapar. Hemen geldim buraya 30 yazdın. Aynı mantıktan dolayı 90-60 burası da 30 derece yapar. 30 derece burayı da yazdın. Sonra burası 120 derece. Burası da 120. 30-30-120 üçgen çıktı. İkizkenar çıktı. 30-30-120 ikizkenar çıktı. Sonra hocam burada da bir 90'lık var. Eksi parçaları yazıyorum. 60-90 ise burası da 30 çıkar. Aynı şekilde burası da buraya da 30 derece kaldı mı? Kaldı. Hocam burası da 30. İkizkenar çıktı. Burada da ikizkenar çıktı. Karşımıza hep eşitlikler çıktı kardeşim. O zaman ne yapacağız? Alan dağıtacağız burada. Alan dağıtmaya. Haydi başlayalım bakalım. Başlayalım. İlk başta eksi parçaları tamamladım. Bak ÖSYM sordu böyle bir soru. Çift çizdeki alan A ise çift çizdeki alana buradaki çift çizdeki alan da A yapar mı? Yapar. Burada da alan dağıtmak için üçgen oluşturayım. Çift çizdeki alan burada da A yapar mı? Yapar. Hocam bu eşkenar üçgenle bu eşkenar üçgen aynı eşkenar üçgen. Kenar uzunlukları aynı olduğu için burası da A. Aynı şekilde burası da A, burası da A, burası da A oldu mu? Oldu. EFK ile 2A oldu. Alan ABC'de 8A oldu. Oranladığımız zaman da cevap kaç çıktı o zaman? 1 bölü 4 çıktı. Örnek 9'da böylelikle 1 bölü 4 bulduk. Evet. Sınavda da çıkmış bir soru. Benzeri. Haberin olsun. Geldik şuraya. Evet örnek 10'dayız. Örnek 10'da. BKE üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Hocam ben dikdörtgenin alanını bulabilirim. Dikdörtgenin alanını bulabilirim. Dikdörtgenin alanından şuradaki alana ulaşmaya çalışacağım. Nasıl ulaşmaya çalışacağım? Hocam dikdörtgenin alanından burası tüm alanın yarısı. Hocam burası tüm alanın yarısı da. Benim o zaman şurayı da bulmam lazım. Hatta burayı da bulmam lazım. Yani burada oranlamaları bulmam lazım ki alan dağıtabileyim. Çünkü bu alan tüm alanın yarısı. Buradaki oranlamaları da bulursam olay bitecekse. O zaman oran bulmaya yönelik bir şey yapayım. Ama dikkat et burası 3'e 3. Hocam 3'e 3 ya. Bir orada 45 dereceyi yazayım ben. Hemen 45 dereceyi yazıyorum. İkizkenar dik üçgen olduğu için. Tamam. Sonra ne yapacağız? Oran mantığını kullanayım. Oran bulmaya çalışacağım. Direkt kelebek benzerliği ya da temel orantı yok. O zaman buradan şöyle içeri doğru paralel çizeceğim. Sen istersen buradan dışarı doğru uzatıp kelebek benzerliğini yapabilirsin ama ben içeri doğru çiziyorum. İçeri doğru paralel çizince arkadaş burada burası 90 derece ya burası da 90 derece. O zaman burası da 45 yaptı mı yaptı. Hatta burası 45-45-90'dan dolayı 1 ise 1 oldu. Ya benzerlikten de bulabilirdin. 1 bölü 3 ise 1 bölü 3 olacak. Burası 1 çıkacak diyebilirdin. Neyse 1'i bulduk. Sonra yukarısı 4 ise aşağısı da 4'tür. Burada bir kelebek benzerliği çıktı mı karşımıza? Çıktı. Hocam şurada bir kelebek benzerliği var. Kelebek benzerliğindeki oran 1'e 4. Oran 1'e 4 ise o zaman burası A ise burası 4A'dır. Sanırım buradaki oran bana yetecek. Hatta tüm alandan gitmeye gerek kalmadı burada. Çünkü buradaki 1'e 4'ten dolayı ben şunu söyleyebilirim. Hocam burası A ise burası 4A'dır. Sonra ben buradan da buraya alan dağıtıp yani şuradaki oranlamayı bulup şuradaki oranlamayı bulursam sonra A cinsinden bulurum. Sonra da A'yı da bulurum. A'yı nasıl bulacağım? Şuradaki kökenden bulurum. O zaman ben şimdi buraya yoğunlaşayım. Buradaki oranlamayı bulmaya yönelik hamle yap. Hocam oradaki oranlama da nedir? Ya istersen neyse tamam oradan gideyim. Hocam burada ne var? Şurada kelebekteki oran kaça kaçtı? 1'e 4'tü. O zaman oraya yoğunlaşıyorum. Burası ense burası 4'endir. Burada da 1'e 2 oran var ya.
ya. E burada da 1'e 2 oran olacak. E 5 ense burası. Burası da 10 en olacak. Şimdi dikkat et. Arkadaş 4 endeki alan 4A. 10 endeki alan 10A mı olacak? Hayır. Çünkü buraya kadar 11 en. Dikkat. Şuraya kadar 11 en oldu. 11 endeki alan da 11A olacak dostlar. E ben toplamda 5A alanını yazabilirim. 5A alanı dik üçgenin alanı 1 çarpı 4 bölü 2. Yani şunlar sadeleşti. 2. A'yı da buradan 2 bölü 5 buldum. Dikkat. Şuradaki dik üçgenin alanı 5A. O da 1 çarpı 4 bölü 2 dik üçgenin alanından geldi. Benden ne isteniyor? 11A isteniyor. 11A alanında 11 çarpı 2 bölü 5 yapar. Yani 22 bölü 5 yapar. Cevap böylelikle 22 bölü 5 yaptı. Bölü 10'lu virgüllü de yapabilirlerdi. Bakıyorum 22 bölü 5 cevapta kalmış. Bunu 2 ile genişletip de 2 ile genişletip de 44 bölü 10 deyip yani cevabı 4,4 de diyebiliriz gençler. E bu da bildiğimiz üçgen sorusu aslında. Dikdörtgenin neyini kullandık sadece? Tanımını kullandık. Karşılıklı kenarların eşit olmasını ve açının 90 derece olmasını kullandık. Hep eski bilgiler. ÖSYM de eski bilgilerden soruyor ve tanımı kullandırıcı şeyi soruyor dost. Tamam. Güzel bir soru. Örnek 10'u da bu şekilde bulduk. Geldik örnek 11'e. Aşağıda verilen ABCD dikdörtgeni AF ve DE doğru parçalarıyla eşit alanda 3 bölgeye ayrılmış. Yani buradaki alan A iken buradaki alan da A, buradaki alan da. Şimdi paralel kenarda bir alan dağıtım yapacağımız belli. Paralel kenarda ben ne demiştim? İki temel yapıyı çok kullanıyoruz paralel kenarda. Ya köşegen çizip şu ikisinin yarısı olmasını kullanıyoruz ki burada köşegen çizersem alan saçma bir şekilde ya da burada köşegen çizersem alanlar saçma bir şekilde paylaştırılıyor. Ya paralel kenarda köşegen çizip alanları böyle dağıtmayı güzel bir şekilde kullanıyoruz ya da paralel kenarda 5 yıldızlı alanı böyle çok kullanıyoruz. Alan dağıtım. Ve dikkat et sınavda benzeri çıkmış bir soru. E o zaman hocam ben burada ne yapacağım? Köşegenle bu iş olmuyor ya da buradan çizsem bu köşegenle olmuyorsa o zaman bu üçgeni oluşturmaya çalışacağım. Hop şöyle bu tüm alanın yarısı olacak. Ama ben bunlara A A A dersem tüm alan 3A, 3A'nın yarısı olacak burası. Yok. 3A'nın yarısı olmasın. Ben bunlara geleyim 2A, 2A, 2A yazayım. 2A'yı yazdıktan sonra gel burada alan şu tüm alanın yarısı hikayesini kullanayım. Yani şuradaki alan tüm alanın nesi olacak? Yarısı olacak. Tüm alanda burada kaç A kardeşim? Hocam 6A ya. 2, 4, 6A. Hemen 6A olduğundan dolayı burası 3A olacak sarı alan. E o zaman 2A'sı buradaysa buraya A kalır. E hocam şu dörtgenin alanı da 2A'ydı. Buraya da ne kaldı o zaman? A kaldı. E sonrasında ne yapacağız? Bak burada güzel bir şey çıktı. Burada 2A'ya A oran var. E o zaman burası K ise burası 2K'dır. 1'e 2 oran. Alanda 1'e 2 oran varsa tabanda da 1'e 2 oran vardır. Sonra ne yapacağız hocam? Benim buradaki 4'ü kullanmam lazım. Şuradaki 4'ü. A tabanında 4 varsa bak burası 3A. Dikkat. Hani böyle ters düz üçgenlerde de böyle paralel kenarda yüksekler aynı ya. E tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde alanı dağıtabiliyorduk. E o zaman 4 tabanında A alanı varsa 3A'da 3 katı olacak. Burası 12 mi olacak? Evet hocam burası 12 olacak diyebilirim. Hatta burada da şunu mantığı da söyleyebilirim. Şuna ve şuna bakıp hocam A'daki 4 ise 2A'daki 8 diyebiliriz. Neyse biz burayı 12 bulduk ya. E burası da 12 olacak o zaman. E burası 12 ise buraya da ne kaldı? 8 kaldı. E hocam burası da 15 zaten. Yap Pisagor'unu. 8, 15, 17 olacak burası. E tamamı 17 çıktı. 3K 17'ye eşit ya. K'yı da buradan 17 bölü 3 bulurum. Ama benden ne isteniyor? X isteniyor. X de böylelikle 2 çarpı 2K isteniyor ya. X 2K'ya eşit. 2 çarpı 17 bölü 3 oldu burası. O zaman X de buradan 34 bölü 3'e eşit oldu dostlar. Evet güzel bir soru. Lütfen dikkat. Bak bu soruyu sadece dikdörtgende düşünme. Aynı mantık paralel kenarda. Bak ÖSYM paralel kenarda sordu bu sorunun mantığını. Yani buradaki uzunluğu verdi. Bu oranı bulmanı istedi sadece. Atıyorum burası 15 ise bu uzunluk kaçtır diye sordu. Atıyor. Tamam. E hocam 1'e 2 orandan 5'e 10 mesela. O oranında ne yaptık? Alan paylaştırmada ya. Ben ne yapmışım o soruyu? Dikdörtgene getirmişim. Yani bu soru dikdörtgende de gelebilir. Karede de gelebilir. Paralel kenarda da gelebilir. Eşkenar dörtgende de gelebilir. Yani bu sorunun lacivertleri 4 farklı yerde karşımıza çıkabiliyor. Yani dikdörtgen harici 3 farklı diyelim. 3 farklı. Toplamda 4 farklı yerde karşımıza çıkıyor. Yani biz burada bu soruyu çözerken sadece dikdörtgende bir soru çözmedik. Çarpı 4 de diyebiliriz yani. Evet soruların çoğunluğu zaten o şekilde. Ya bu kitaptaki sorular zaten o şekilde değil miydi gençler? Evet örnek 11'i bu şekilde 34 bölü 3 bulduk. Geldik örnek 12. Evet uzun bir aradır. Ne Semi ne Muhammed ortadaydı. Hadi bakalım kendinizi göstereceksiniz. Bir katlama var şöyle animasyonunu da yapalım. Öncelikle soruyu okuyalım. Kenar uzunlukları 9 ve 12 cm olan ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir karton. AB ve CD kenarları BD köşegeni üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Hadi Muhammed yap şovunu katlayalım bakalım. Evet bu şekilde ilk önce ne yapıyoruz? AB ve CD kenarı BD köşegeni üzerine gelecek şekilde. AB kenarı ve CD kenarı köşegen üzerine gelecek şekilde katladık mı? Katladık. Gördün mü? Gördüm. E şimdi ne yapacağız hocam?
yağmurda katlamaları biz geri doğru açıyorduk. Geriye doğru açalım bakalım bu katlamaları böyle. Açalım. Tamam, animasyonda gördük ama bir de burada kendimiz de yapalım tabii ki bunu. Kağıt üzerinde hemen kendimiz de yapalım. Şu katlamayı açacaksın kardeşim. Açtın mı katlamayı? Açtın. Alt taraftaki katlamayı da aç böyle. Açtın böyle. Tamam. Katlamada ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. Bu arada 9 ise 9, 12 ise 12'yi yazalım. 9, 12 ne üçgeni? 15 üçgeni. Bak şurayı 15. Ve bizden A üssü C üssü. Demek ki ben buraya yoğunlaşacağım kardeş. Ben buraya yoğunlaşacağım. Buna göre hamle yapayım. O zaman ona göre yapayım. Hocam ben buranın 12 bu olduğunu biliyorum. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşitti. Yani burası 12 ise burası da 12 olmayacak mı kardeş? Evet, üst üste binen kenarlardan dolayı. O zaman buraya ne kaldı? 3 kaldı. Çünkü bunun tamamının 15 olduğunu biliyorum. Sonra ne yapacağım? Alttaki katlamaya bakalım. Alttaki katlamada da hocam şurasının 12 olduğunu biliyorum. Bunu böyle katladığım zaman bu buraya geldi. Burası da 12 olacak ve tamamının ben 15 olduğunu biliyorum. 15 ise buraya ne kaldı o zaman? 3 kaldı. O zaman ben buradaki parçaları buldum kardeş. Bak 3 burada. 3 burada. Ya da burası 12 ya. Burası 3 ya. Buraya kaç kaldı? 9 kaldı. Ya da sen buraya 12 dedin ya. Burası 3 ise buraya ne kaldı? 9 kaldı. Ya da 3 burada. 3 burada ya. Tamamı zaten bunun neydi? 15'ti. 3, 3. 6'sı buradaysa buraya 9 kaldı diyebiliriz. Ya da 12'den 3 çıktı. Buraya ne kaldı? 9 kaldı. A üssü ve C üssü arasındaki uzak. Böylelikle 9 yaptı gençler. Güzel bir soru. Geldik örnek 13'e. Örnek 13'te de yine bir katlama var kardeş. Dur bak şöyle ne diyeyim şunu. ABCD dikdörtgeni biçiminde karton CF boyunca katlandığında şekil 2'deki görüntü oluşuyor. CF boyunca katladık. 8, 12 ve 3 değerleri de çıkmış. Buna göre kağıdın katlamadan önceki halinin çevresi kaç santimetre diye soruluyor. Dikdörtgeni çevir. Katlayalım mı seninle birlikte? Gel Muhammed yap şunu. Katlayalım bakalım şunu. Hop katladık. Bu buraya geldi. İki katlı yerler var. Şimdi biraz sonra gösteririm onu. Tabii katlama sorularında ne yapıyorduk? Katlamayı geri doğru açıyorduk. Açtık geriye doğru. Tabii bunu kağıt üzerinde de gösterelim. Ve ben bunu böyle katladığım zaman, şöyle katladığım zaman, hocam burası iki katlı yer, burası da tek katlı yer. Dikkat. Kullanacağız mı kullanmayacağız mı bilmiyorum ama olsun, dikkat dedim. Eski halini geri açtım şöyle. Açtım. Şimdi katlamalarda ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar eşit, üst üste binen açılar eşit. Hocam şu kenarla şu kenar eşit olacak. Sonra bu kenarla bu kenar eşit olacak. Üst üste binen açılar bu açıyla bu açı eşit olacak. Şurası karışık gibi yazmayacağım onu. Genelde karışık açıları yazmıyorum. Burası çizgiyken burası da çizgi oluyor. Sıkışırsak onu da yazarız. Başka şu açı 90 ise o açı buraya gelmedi mi? Katlamadan dolayı evet, üst üste B köşesi zaten buradaydı. B üssü olarak buraya geldi. Burası da 90. Peki ne yapacağız şimdi? Arkadaş paralel kenar dikdörtgen dediğimiz şey aynı zamanda paralel kenardı. Paralel kenarda açı ortaylık varsa neye dikkat edin diyorduk? Yani karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde neye dikkat edin diyorduk? Z'ye dikkat. Dikdörtgende de karşılıklı kenarlar paralel, aynı zamanda paralel kenarın özel bir hali. Hocam açı ortay soruda verilmemiş ama katlama verildiği zaman da aslında bir açı ortaylık var. Ki çıktı açı ortay. Hem paralellik hem açı ortaylık var. Z'ye dikkat. Hemen Z'ye bakıyorum. Hocam şöyle Z'den dolayı burası nokta açısıysa burası da nokta açısı olmak zorunda. Noktayı yazıyorum oraya. Vay. Şu parçayla şu parça eşit oldu. Evet, şuradaki eşitleri yazayım. Şimdi bu arada burası 12 iken 12'yi yazdım. Üstüne binen kenarlar birbirine eşit. 12'yi burada da yazdım. Sonra hocam ben buraya bir x dersem. Burası da x mi? X. Sonra baktığınız zaman burası x artı 8 ya. Burası da x artı 8 olacak. Hocam bunun tamamı x artı 8 ise buraya x artı 5 kaldı. Hocam dikkat. Şurası da x artı 5 olacak. Pardon. Burası x artı 5 ya. Üstüne binen kenarlardan dolayı. Burası da x artı 5 olacak. Hocam ne geldi? Bak x'i burada. O zaman buraya ne kaldı? 5 kaldı. O zaman 5, 12, 13 üçgeninden x'i de 13 bulduk mu? Bulduk. O zaman x 13 çıktıysa olay bitti. Şimdi dikkat. 13 burada. 8 burada. 13, 8 daha 21. Geldim buraya 21 yazdın. Buranın da 12 olduğunu biliyorsun zaten. Şurayı 12 yazdım, görmedin. Bizden bu kağıdın katlanmadan önceki halinin çevresi soruluyor bize. 12, 21 daha kaç? 33. O zaman çevre 33'ten 2 tane yap. Var. Yani 66 yapar. Çünkü 12, 21. Bir daha 12, 21 burada var. O yüzden çarpı dedim. 12 ile 21, 33. Bir daha 12 ile 21, 33 var. 33 çarpı 33'ten 66. Evet. Olay bu gençler. Evet. Bak eski durumları hala kullanıyoruz. Ya eskiyi tekrar ediyoruz. Ya kitapta tekrar. Aslında hep tekrar. Hep tekrar. Hep eskiyi hatırlatma. Eski bilgileriniz yeniye uyarlama var. SYM'de bunu yap. Söylüyoruz ama neyse. Evet. Cevap 66 çıktı. Geldik örnek 14'e. Evet. Bu dersin son sorusundayız. Yerden yüksekleri aynı olan 4 çividen ikisine uzunluğu 40 cm olan bir telden yapılan kare. Diğer ikisine de uzunluğu 40 cm olan telden yapılan bir eşkenar dörtgen yapılıyor. Evet. Uzunluğu 40 cm olan bir telden bir kare yapıldıysa bu kenarlar birbirine eşit ya. 40 cm ise o zaman 40'ı 4'e böleceğim. Her bir kenar kaç yapıyor o zaman? 10 yapıyor hocam. Şunları 10 mu bulduk? Evet. Sonra yerden yüksekleri aynı olan 4 çividen ikisine uzunluğu 40 cm olan bir telden yapılan kare. Diğer ikisine
içerisinde de yine aynı şekilde bunlar da yine birbirine eşit olacak. Bunlar da 10 santimetre, 10 santimetre, 10 santimetre olacak mı? Olacak. Eşkenar dörtgenin zemine yakın olan kenarı, yani şu kenar, karenin zemine yakın olan kenarından 2 santim daha yukarıda. Evet, şu şuradan 2 santim daha yukarıda. E o zaman ben şunu diyeceğim. Zemine olan uzaklığını kullanacağım ya. Ya hocam mesela şuradaki uzunluk A ise burası ne olacak? Şimdi 2 santim daha yukarıdaymış. Burası A artı 2 ya da şurası ne olacak? A artı 2 birim uzakta olacak. E peki ne yapıyorduk arkadaşlar? Şimdi yerden yükseklere aynı olan çiviler yok mu burada? Var. Bu tür sorularda biz neye dikkat ediyorduk? Ya bir şey asıldığı zaman, yerden yükseklere aynı olduğu zaman zemine olan uzakları aynı olacak diye biz hep şekil 1 ve şekil 2'de buna dikkat edeceğiz dememiş miydik? Evet. E o zaman ben buradan şöyle şunu mu çizeyim hocam? Yerden yükseklerinin aynı olmasına. Yok. Şurada şöyle şunun da uzantısını da getirebilirsin. O zaman burada bunun böyle uzantısından şöyle şey. Sonuçta yerden yüksek. İçeriden de çizersek olur bu arada. Fark etmez. Ama içeriden böyle karışmasın şekil diye ben buradan böyle çizdim. Ya da fark etmez. Siz içeriden şey yapabilirsiniz. Sıkıntı değil. Hadi içeriden yapalım. E o zaman yerden yükseklerine dikkat edeceğim. E burada şu yerden yüksekliği A artı 10 mu? A artı 10. Buradan da şöyle geldiğin zaman burası da A artı 10 olacak mı? A artı 10 olacak. Bu arada şöyle şuranın da 10 olmasını burada göstereyim size. Şimdi buranın ben A artı 2 olduğunu biliyorum. E burası A artı 10 olacak gençler. E hocam burası A artı 2 ise, e tamamı da A artı 10'sa ne kaldı o zaman buraya? E 8 kaldı hocam. E o zaman burada 8'i yazalım arkadaş. E şimdi ben buradan zemine dik çizdim ya. Bu da zemine paralel ya burası. E 90'sa burası da 90 oldu. Ne çıktı o zaman burada? Hocam 6, 8, 10 üçgen çıktı. Hemen burada ne yazıyoruz o zaman? Şuraya 6 yazıyoruz. E eşkenar dörtgenin alanı isteniyor. 6 yazmama da gerek yok kardeş. Eşkenar dörtgende taban kaç? 10. Alan eşittir 10 tabanına ait yükseklik kaç? 8. 10 çarpı 8 taban çarpı tabana ait yüksekten dolayı. Yani o zaman ne oluyor? 80 mi oluyor dostlar? Evet 80. Evet. Cevap 80 oldu. Ya hocam dikdörtgen kare içerisinde yazsaydınız keşke. Ya kare de dikdörtgenin özel bir hali. Evet doğru diyorsun aslında ama sonuçta anlatırken bir sıkıntı yaşamadık. Kare sorusunu buraya koymuşum ama kare de dikdörtgenin eşit kenarları demek alıyor arkadaşlar. Ama burada sadece tanımını kullandığımız için herhangi bir sıkıntı yok. Soru yeri sanki biraz karışmış ama olsun, idare edin. Evet cevabı böylelikle 80 bulduk ve devamı da bir sonraki derste olacak gençler. Evet gerçekten eskiyi çok güzel bir şekilde hatırladık. Ya eski bilgilerimizi çok güzel bir şekilde kullanmaya çalıştık. Evet ilk dersimiz, ilk derste 3 sayfa. Sonraki derslerde 2'şer sayfa işleyeceğim için sonraki dersler daha kısa olacak. Ama ben hep söylüyorum ya, burada soru yoğunluğundan dolayı böyle. Bak bu dersimizde kaç tane soru çözdük? 14 tane soru ama 14 tane soruyu da iyi bir şekilde irdeledik. Ben sana 14 soruyu 20 dakikada da çözebilirdim ama ya bir nevi konu anlatımı yapıyoruz burada. 14 soru var ama öğrenme alanında da 6 tane soru vardı. 20 tane soru diyelim hatta buna. 20 tane soru çözdük ve burada hep böyle eski konuları da atıfta bulunduğumuz için, konu anlatımı yaptığımız için sadece olay soru çözümü değildi. Evet güzel bir dersti. Böylelikle ilk dersimizi bu şekilde halletmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde, yani dikdörtgenin devamında 22. günün ikinci dersi. Daha kısa olacak. Bana güven. Orada görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.